Merhabalar arkadaşlar, örgü aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renkteki iplerle yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz Tunus işi, Tunus tığı kullanacağız. Hemen numarasını da göstermek istiyorum, iki buçuk numara Tunus tığı kullanacağım ben. Ee, i̇plerim bebe yünü, etrofil marka. Onu da göstermek istiyorum, sorulduğu için. Evet bu şekilde arkadaşlar hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar sıkılama zincirimizi çekerek başlıyoruz zincirlerimizi fazla sıkı çekmeyelim şöyle gevşek bir şekilde çekelim hemen küçük bir parçada anlatacağım arkadaşlar ben siz modeli nerede uygulamak istiyorsanız sayınızı ölçünüzü kendiniz belirlemeniz gerekecek bu modeli de bebek yeleklerinde özellikle tavsiye ederim arkadaşlar ya da bebek battaniye modeli olarak da yapabilirsiniz Evet şöyle zincirlerimizi çektik şimdi Şöyle çevireceğim zincirlerimi alttan toparlanma yapmasın diye. Şöyle bakın aşağıdan batıp alttan şöyle çıkaracağım ve ilmek toplayacağım. Tekrardan bir yanındakinden batıyorum. Çekiyorum. Bir yanındakinden batıyorum, çekiyorum. Evet bu şekilde bütün ilmeklerimi tığımın üzerine toparlayacağım. Şöyle göstereyim. Başa kadar gelelim. Evet ilmeklerimi bu şekilde tığımın üzerine topladım. Şimdi şöyle yaklaştıralım. Önce birini sonra iki 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 olarak başa kadar gelelim. Yine gevşek yapalım arkadaşlar. Çok sıkı bir örgü olmasın ipim yarıldı. Burayı düzelteceğim. Geri aldım. Biraz yavaş ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılır olsun diye. Evet, başa kadar geldim. Şimdi düz örgüyü göstereceğim arkadaşlar. Normalde tunus işi yapar gibi yapmayacağız bunu. Bakın. Şöyle şu sıradaki ilmeğimden şöyle geçiriyorum ve bunun arkasına batıyorum. Şunu açacak olursak daha net bir şekilde göstereyim. Bakın burada bir ara boşluk var bakın. Buradan geçiriyorum. Bu ara boşluktan batıyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Bir yanındaki ilmeğim bu. Buradan geçiriyorum tığımı arkasından bakın. Batıyorum. Yani buradan değil. Bunun arkasından. Bu şekilde çıkarıyorum. Tekrardan göstereyim bakın. Şuradan batıyorum. Şuradan Evet, şöyle hemen arkasından batıyoruz. Şöyle kendini belli ediyor zaten yeri arkadaşlar. Evet, şöyle açarsanız daha net yerleri belirginleşecek. Sıradaki ilmeğim bu. Bunun hemen arkasından batıyorum. Pardon. Evet bu şekilde başa kadar gelelim. Sona geldiğim zaman da Şöyle yapacağım. Bakın bu sonuncuyu da yapıyorum. Şöyle şuradan batıyorum. Ve şu zincir gibi olan kısmı arkadan iki katlı olarak alıp çekiyorum. Orası sağlam dursun diye. Evet. Tunus işinde düz örgü bu şekilde oluyor bilmeyenler için. Şimdi geri dönelim. Geri dönüş aynı arkadaşlar. Bu değişmiyor. Önce bir sonra iki. 2 2 olarak başa kadar geleceğiz. Hızlıca başa kadar geleyim ben. Evet, sona doğru yaklaştık ve sonuncuyu da çıkardık. Şimdi tekrardan sıradaki ilmeğimiz bakın bu değil, sıradaki ilmeğim hemen bu. Şunun açıyorum şu tarafını bakın. Şöyle yine buradan arkasından batıyorum, çekiyorum. Şuradan geçiriyorum arkasından batıyorum, çekiyorum. Arkasından arkasından Evet, bu şekilde yerini artık zaten belli ediyor ve örgü bu sıradan sonra kolaylaşıyor. Bakın şöyle Şöyle şuradan değil. Bakın buradan değil. şuradan şöyle ve şuradan batıyoruz. Buna dikkat edelim yoksa örgümüz düz örgü olmaz. Ona mutlaka dikkat edelim. Başa kadar yine geldik şöyle birkaç ilmeğim kaldı şöyle. Evet son kısma geldim. Burayı da iki katlı olarak battım ve çıktım. Şimdi iki sıra yaptık arkadaşlar. Üç sıra daha aynı işlemi tekrarlayacağız. Toplamda beş sıra e, bu şekilde düz örgü örmüş olacağız. Ben bir kamera arkasında beş sıraya tamamlayayım. Sonrasında modelimizi kurmak için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar bakın 5 sıra düz örgü ördüm. Şu en alttaki sırayla birlikte şöyle ilmek çıkardığımız sırayla birlikte altı sıra olmuş oluyor. Şöyle göstereyim daha yakından. Evet şimdi ipimi bağladım pembe ipimi. Devam edelim. Şurayı tekrardan alalım. Evet en sonu şöyle çıkardıktan sonra Şuradan yine her zaman düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yine arkadan batıyoruz. 1 2 ilmeğim var şu anda. Bu da 3. 3 ilmeğim tığımın üzerine topladım. Şimdi pembe ipimi şöyle yaklaştıracağım iyice. Evet, buradan sayıyorum şimdi. 1 Bakın bunu saymıyorum. Şu en baştakini saymıyorum şunu. 1 2 3. Burada 3 tane ilmeği boş bırakıyorum. Tekrardan sayıyorum. 1 2 3. Bunun 1 2 3 4 5. Bakın buraya batıyorum. Pembe ipimi buradan çekiyorum. Şöyle arkadan getirip önden çekiyorum. Şimdi Şöyle hemen bu değil buna batıyorum önüne. Şöyle beyazı çekiyorum. Bunu da çekerek düzeltiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane normal öreceğim. Bu şekilde örüyorum. Örerken bu pembe ipimi tığımın üzerine alacağım ve bu şekilde öreceğim. Şimdi ipimi şöyle tığımı pardon tekrardan aynı boşluktan batacağım. Arkadan pembe ipimi alacağım. Buradan çıkaracağım. Sonrasında sıradaki ilmeğimin içinden şöyle geçireceğim. Çıkaracağım ve bunu düzelteceğim. Bu da ikincisi oldu. Şimdi tekrardan sıradaki yerden batıyorum. Pembe ipimi tığımın üzerine alıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Aynı yere tekrardan tığımı batıyorum. Pembe ipimi şöyle tığımın üzerine alıp buradan çıkarıyorum. Sonrasında sıradaki ilmeğimden bakın Sıradaki ilmeğimin önünden şöyle geçirip çıkarıyorum. Bunu da düzeltiyorum. Evet, görüntümüz, modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi ipim yarıldı. Şöyle düzelteyim. Şimdi devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim bu. Hemen bunun arkasından batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz örgü ördüm. Evet. Şimdi tekrardan sayıyorum. 1 Pardon bunu saymıyoruz. Bu ilmek buraya ait. 1 2 3. Üçüncünün 1 2 3 4 5.'sine şöyle batıyoruz pembe ipimizi buradan geçirip buradan çıkarıyoruz. Ve sonrasında sıradaki ilmeğimizin içinden şöyle çıkararak burayı düzeltiyoruz. Sıradaki ilmeğimden bir tane düz öreceğim. Örerken pembe ipimi tığımın üzerine alıyorum ve bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum. Aynı yere tekrardan batıp pembe ipimi buradan alıyorum ve sıradaki ilmeğimden beyaz ipimi çekerek burayı düzeltiyorum. Evet şimdi bir tane düz örgü yine pembe ipimi tığımın üzerine alıyorum ve çekiyorum. Aynı yere bir defa daha batıp pembe ipimi buradan çekiyorum. Sıradaki ilmeğimden batarak pembe ilmeğimin içinden çıkıyorum ve burası da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi düz örgü öreceğiz. Bu şekilde düz örgü Evet kenar kısmı bu şekilde tamamladık. Şimdi geri döneceğiz. Önce bir tane, sonra 2 2 2 2 olarak başa kadar gelelim. Başa kadar geldik. Şimdi arkadaşlar 5 sıra daha düz örgü öreceğiz. Buradaki gibi 5 sıra daha düz örgü örüp sonrasında tam orta kısma model kuracağız. Ben 5 sıra düz örgümü öreyim kamera arkasında. Sonrasında ortaya nasıl model kuracağımı göstermek için tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar 5 sıra düz örgümü ördüm tekrardan. Şimdi yine bu başa geldik. Buradan örgümü aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmek çıkardım. Bakın tam buranın hizasına geldim. 8 tane ilmek. Şimdi bunun ortasında modelimizi kuracağız. 3 tane sayıyorum. 1 2 3. 3 tane saydım. Hemen 1 2 3 4 ve 5. Beş. Beşincinin şöyle arkasından batıyorum. Pembe ipimi buradan alıyorum. Şimdi benim parçam küçük olduğu için ben ipimi sağa sola götürebiliyorum. Ama siz her sırada ip kırmanız gerekecek ya da ip yürütme tekniğiyle ip yürütmeniz gerekecek. Onu da belirtelim. Evet, şimdi sıradaki ilmeğimden batıyorum bu şekilde ve pembe ilmeğimden çıkarıyorum. Düzeltiyorum. Bir sonrakine şöyle batıp arkadan çıkarıyorum. Tığımın üzerine pembe ipimi alıp ipim yukarıda kalsın diye arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz ve çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Pembe ipi alıyorum. Çekiyorum. Bir sonraki yerden batarak pembe ipimi şöyle düzeltiyorum. Evet, şimdi tekrardan bir tane boş yapacağız. Boş yaparken pembe ipimizi tığımızın üzerine alıp ilmeğimizi çıkarıyoruz. Aynı yere batıp arkadan pembe ipimizi çekiyoruz. Sonraki işlemimiz yine pembe ilmeğimizin içinden beyaz ilmek çıkarmak. Evet, bu şekilde arkadaşlar modelimiz oluştu yine. Şimdi şöyle, araya beşer tane bırakarak Dört 4-5 tane yapınca arkadaşlar alt sırada 5 varsa üst üst sırada 4 tane oluyor. Bir üstünde tekrardan 5. Yani bir üst sırada bunun üzerine model kuracağız. O şekilde devam edecek modelimiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başa kadar geçeceğim ben. Sonrasında geri döneceğim. 5 sıra tekrarlayacağım düz örgümü ve modelim bu şekilde ilerleyip gidecek ben kamera arkasında büyük bir parçada biraz daha büyük bir parçada denedim arkadaşlar Dilerseniz size parçamı göstereyim sonrasında videomu sonlandırayım Evet arkadaşlar modelimizin biraz daha büyük ve uzatılmış hali bu şekilde olacak Bebek yeleklerinde çok çok güzel olur arkadaşlar. Çok kalın bir örgü değil. İpinizin markasına göre de inceliği, kalınlığı, değişkenlik gösterir. Benim ipim etrofil bebe yünü. Onu da belirttim. Videonun başında tekrardan söylemiş olayım. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenip ve benimle birlikte denersiniz. Bu modeli bebek yeleklerinde, battaniyelerde, hırkalarda kullanabilirsiniz veya farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.